dün Türkiye'de ilginç bir şey oldu. Uzun zamandır Türkiye'de bu kadar farklı renkten, bu kadar farklı düşünceden insan bir araya gelip de bir konu hakkında fikir beyan etmemişti. Samimi söylüyorum, hatırlayın, bir hafızanızı yoklayın. En son ne zaman Twitter'da bu kadar farklı kesimden insan böyle bir konu hakkında bir araya geldiler ve destek verdiler. Çünkü Türkiye'de bir konu hakkında konuşmak, yazmak insanları endişelendiriyor. Acaba diyor, ben ağaçlara sahip çıkarsam bir anda bir terörist ilan edilir miyim? Yani kadın cinayetlerine hayır dersem beni gözaltına alırlar mı? Yani dipsiz göle ne oldu dersem benim attığım tweet'i engellenir mi? Milletin malı, serveti, paramız nereye gidiyor dersem yani kapıma polis dayanır mı falan, bir sürü endişe var. Bir de kendi kendimizi de frenlediğimiz başka mevzular var. Eski bagajları açıyoruz çünkü, değil mi? Ama karşımızda hiçbir günahı olmayan masum çocuklar olunca bütün Türkiye'de herkes bir anda Twitter'dan milli piyango çekilişinde vatandaşa çıkmayan, nasıl olduysa vatandaşa çıkmayan ve varlık fonuna gidecek olan 75 milyon liradan bahsediyoruz. Bu paranın varlık fonuna gitmemesi, SMA hastası çocuklara ilaçları için harcanması için bir anda bir kampanya başladı. Buna bir kampanya da denmez. İnsanlar kendiliğinden yazdılar. Ben de baktım, Twitter'da yazıyor insanlar. Detaylarına baktım. Aa, çok güzel fikir. 75 milyon ne olacak ki? Her gün sevgili izleyenler, bakın ben burada belki YouTube'dan yayın yaptığım için, birazcık fazla takipçim olduğu için Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan insanlar bana sürekli yazıyorlar. Kolay mı bir annenin, bir babanın tutunacak bir umut araması? Bu kadar ağır bir hastalık varken ve bunun içinde tedavi umudu varken, insanlar bunun için çırpınırken, bunu yokmuş gibi davranmak, görmezden gelmek ya da biz zaten onları yapıyoruz falan ve insanlar 75 milyon lira için böyle bir şey yazdılar. 75 milyon lira da belki 4 çocuğa yetecek, belki 5 çocuğa yetecek sevgili izleyenler. Bu kadar pahalı bir tedaviden bahsediyoruz. Sonra meclisten bir yasa geçti. Artık bu çocuklar için, böyle hastalıklar için annelerin, babaların kendi inisiyatifiyle para toplaması, yardım toplaması yasaklandı. Ve Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Ben tweet olarak gördüm, yok dedim ya, olamaz. Açıklamayı tamamen okudum. Ya böyle bir rezalet olamaz. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Siz sağlık bakanısınız ya. Ya politikası politikası batsın ya. Partileri şunları bunları batsın ya. Tedavi için bir umut arayan anneler babalar, çocuklarını kurtarmak için bir umut arayan anneler babalar uğraşmışlar, didinmişler, seslerini duyurmuşlar. Ve Türkiye'nin her renginden, her fikrinden, her mahallesinden insan tutmuş bu konuda bir araya gelmiş. Hop, kirli kampanya. Buyurun, kirli kampanya bu. Bunu devletimize aciz göstermek için yapıyorlar. Kirli kampanya. Kadın cinayetler araştırılsın diyoruz. Ona da kirli kampanya diyorsunuz. Ağaçları kesmeyin diyoruz, ona da kirli kampanya diyorsunuz. Rabia Naz'a ne oldu diyoruz. Babasına ceza veriyorsunuz. Gülistan Dokun nerede diyoruz. Anasını, kız kardeşini gözaltına alıyorsunuz. Her şey kirli kampanya. Ya bu nasıl bir mantık, bu nasıl bir psikolojik uçurum? Nereye düştünüz? Siz nasıl bir dibe düştünüz? 10 aydır bütün dünyanın gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O kadar yalanı söyledikten sonra tutup bu kadar insani, bu kadar vicdani bir konuda bile düğmeye kim bastı? Bu kimin başının altından çıktı? Bu nasıl bir kocaman bir ağaç kütüğü düşünün. Dev bir ağaç kütüğü. Ulan bu bizim üstümüze devrilse ezer geçer diye korkuyorsunuz. Ama içten çürümüş. İçi çürümüş, tamamen oyulmuş. Kendi kurtları o dev kütüğün içini boşaltmış. Artık dışarıdan bakınca çok güçlü gibi görünüyor ama kendi içinden biliyor nasıl çürüdüğünü. O yüzden esen her rüzgarı, küçücük bir esintiyi bile ulan bunlar beni devirmek için bir plan mı yapıyorlar diye İçinde o dev boşlukta, içindeki o çürümüşlüğün içinde dev bir uğultuya dönüştürüyor. En küçük bir hareketi, en küçük bir çıtırtıyı bile kirli kampanya. Beni devirecekler. Benim için, beni bitirmek için kumpas mı yapıyorlar? Belki unuttunuz ama insanların burasında vicdan diye bir şey var. Ve bu vicdan dediğiniz şeyin dinle, imanla falan alakası yok. İnsanlıkla alakalı bir şey. O vicdan bazen insanlara böyle şeyler yaptırıyor. Normal bir şey bu. Siz unuttunuz. Başka hesapların içine düştünüz. Ama size şimdi bir şey söyleyeceğim. Hatırlayın, koronavirüs salgını Türkiye'de yayılmaya başladığında sağlıkçılar için, sağlık çalışanları için alkış etkinliği başlamış. Hatırlıyor musunuz? Ne yaptılar? Bir dakika, bu alkış mı alkış, ne oluyor? Olay gene bir Gezi Parkı'na gidecek galiba falan diye. Yine o içi boş kütük sendromu başladı onlarda. Bir dakika ya, bu alkışlar bizi devirmek için mi filan. Sonra ne oldu? Erdoğan çıktı, o da alkışladı Emine Erdoğan'la beraber. Öyle, biz de alkışlayalım o zaman. Hemen 180 derece dönüş. Erdoğan çıkıp dese ki yavrularımıza 75 milyon feda olsun dese,
seyredin siz 180 derece dönüşleri. Öyle bir şey olmayacak. Ama büyük ihtimal öyle bir şey olmayacak. Çünkü Türkiye Varlık Fonu onlar için çok başka anlamlar ifade ediyor. Çünkü insanların varlık fonuna gidecek 75 milyon lira çocuklara gitsin demesi başka anlamlar ifade ediyor. Onlar için orası çok hassas bir nokta sevgili izleyenler. Neden mi? Çünkü Sayıştay denetimine kapalı bir yerden bahsediyoruz. Oraya ne girmiş, oradan ne çıkmış, oradan çıkan kimin cebine girmiş soramıyorsunuz, öğrenemiyorsunuz. Kirli kampanya neymiş? Buradan kıyas biçin lütfen. Ve haberleri düzenlerken geçen perşembe gününden kalan habere dokunmayayım dedim. Ha şurada dursun, şurada dursun. Çocuklara gitmesi istenen 75 milyon lira için çıkarmadıkları cingar, koparmadıkları fırtına kalmadı. Ne sahte kahramanlığımız kaldı, ne teröristliğimiz kaldı, ne kirli kampanyaya alet olmamız kaldı falan filan. Buyurun sevgili izleyenler, geçen perşembe günü bu haberi konuştuk. Buraya bırakıyorum sadece. Limak, Colin ve Cengiz'e 5 milyon dolar garanti yolcu ücreti ödenecek. 5 milyon dolar. Çocuklara gitmesini istediğimiz para ne kadar? 75 milyon lira. Sadece Kalyon Holding'in vergiden muaf tutulan miktarı 9,5 milyar lira. Eğer derdiniz insan hayatıysa, eğer biz kirli kampanya yapıyorsak o kampanyayı elimizde patlatın. 75 milyon ne ya? Biz 1 milyar veririz çocuklarımız için deyin. Devletimizi aciz göstermeye çalışıyorlar, veremeyiz zannediyorlar. Alın lan 1 milyar deyin mesela, yapın bunu. Bu iyi niyetli, bu tamamen vicdani hareketin bunları çok rahatsız ettiğini düşünüyorum. Çünkü rahatsız etme sebebi belki de en önemlisi şu. Ulan bunlar nasıl bir araya geldiler ya? Biz bunları bölmek için o kadar uğraştık. Biz bunları parçalamak için bir araya gelemesinler diye o kadar duvar ördük, o kadar çukur kazdık. Nasıl oldu bu millet bir araya geldi? Bunlar böyle bir konuda bir araya geldilerse yarın bir gün bizim hırsızlığımız, yolsuzluğumuz hakkında da bir araya gelebilirler. O yüzden hemen bunları şeytanlaştıralım, hemen bunları düşmanlaştıralım, bunları terörist ilan edelim, bunları FETÖ'cü ilan edelim, bunları dış güçlerin maşası ilan edelim, bir şey yapalım ki dağılsınlar. Her türlü hakikati, her türlü gerçeği susturmak ve bastırmak için hep aynı taktiği kullandıklarını bilmiyorum, fark ediyor musunuz?